Sevgili dostlar, hepinize selamlar. hepiniz hoş geldiniz efendim. Nearly Dead, Live and Let Die isimli oyunla karşınızdayım. Açıkçası e, sevgili dostlar, oyun benim sevdiğim birkaç özelliği bir arada barındırıyor. Birincisi upgrade mekaniği. Çeşitli silahlarla çeşitli upgradeler alabiliyor ve kendinizi sonuna kadar geliştirebiliyorsunuz. E, zaten upgrade mekaniğine bayılıyorum biliyorsunuz. Bir şeyleri upgrade etmek ve güçlenmek hoşuma gidiyor. Bununla beraber sevgili dostlar bu oyunun sevdiğim ikinci özelliği ise zombi temalı. Evet zombi temalı iki boyutlu zombi biçmeli ve gelişmeli bir oyun kendisi. Hemen şimdi New Game deyip oynamaya başlayacağım. Ee, standart zor bunu da önce diğerlerini bitirince demek ki kolay diye bir şey yok. Yani kolay orta zor diyeceğim ama buna tıklanmadığına göre biz başlangıç seviyesinden başlayalım ya. Oyun multi olarak da oynanabiliyor. Çeşitli karakterlerden birini seçip oyuna gireceğiz. Trade puanları falan var galiba. Bilmiyorum. Şimdi Jack expertmiş. Bazı backpacker diyor. A double barrel shot. Yok ee, 6 patlar bu. Double barrel shotgun zannettim birden. 6 patlar bu. Georgie. Medieval damage. Defense ama moment speed'i düşük. Catherine. Veteriner galiba. Resource Speed, Moment Speed. Ally Heal. Bu tam şey ya supporter karakteri abi. Tam destekleme karakteri. Ve Nox'da Hunter. Vallahi sanırım Backpacker'ı alacağım ya. Backspace RT2 diyor ya. Yani sanırım fazla fazla loot yapabileceğiz anlamına geliyor bu. Backpacker'ı alıp başlayacağım. TR Ali. Primal Avantajıyla 32. ayında... Ali 32. en kutlu olsun. Birader oyunun sesi o kadar kısık geldi ki bana gıcığıma gitti ya. Böyle koşabiliyorsun. Böyle deş atabiliyorsun. Can bara burada. Şu ne bara bilmiyorum. Silahım burada. Eşyaları e, koyacağım yer burada. Etrafı keşfet. Herhalde buradan dimdik ilerleyeceğim ya. 1-2-3 arasında silahlardan geçiş yapılıyor. Sağ krimde bir şey yok ve henüz karakterin skillleri yok. Ha, yukarıya tıklamam gerekiyormuş. Acaba mili Char'la mı şey yapsaydık? 7 düşman daha gelecek galiba. acaba milli bir şeyler mi seçseydik ya? Neyimi azıcık garip hissettirdi. O sondaki kulak dürten ses ne onu anlamadım da. Şimdi karakterin çeşitli özelliği gelişiyor galiba. Ekürisi verdim abi. İsabet oranı bence bizim için önemli. Hiçbir şeyin kraftını yapacak dermanım yok. SFX'ler kulağımı dürtüyor. Fatboz hoş geldin teşekkür ederim iyi yayınlar dileyin için. Grafiker hoş geldin ne haber nasılsın? Ne dedin? Herhalde direkt explore deyip yardıracağız ama. Hmm. Keşfedilebilir iki alana gideceğiz galiba. Birinde kabin ve fabrika var. Derinde süpermarket ve cute shed dediği şey ne bilmiyorum. Ya da random lokasyon. Bir şeye tıklamadığım için başım belada galiba. Abi ses ayarlarınızdan nefret ettim ya. bir mili deme falan yok bu Kola kutusu falan geldi. Yap reload'unu. Atak, skill'ler, interact, yemek yemek için ve Ses size nasıl geliyor onu hiç bilmiyorum ha. Sevgili Yusuf Kalyoncu Prime Avantajı ile 8. ayında Selamlar Samet abi iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Yusuf'cum iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Bir miktar resource da aldım. Ladu. Ladu ladu lado, du. Abi şu oyunun müziklerini kapatalım Allah aşkına. Hani ses ayarını daha iğrenç yapabilirler miydi? Onu merak ediyorum. Gerçekten onu merak ediyorum ya. Ya benimle alakalı mı bir sıkıntı var? Hadi at şu reloadunu ya! Abi dün indirirken çok heyecanlandım. Ama bugün rezalet çıkan bir oyun galiba ya. Lan dur 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 bunu oynamayacağım dur! Ya menüye döndüğünde niye sürekli ayar sıfırlanıyor? Neden menüye döndüğümde sürekli ayarlar sıfırlanıyor ya? Ben şu Jack'i mi alsam acaba ya da Med Medieval? George'u alayım. Oğuz abi hoş geldin teşekkür ederim. Alp abi hoş geldin teşekkür ederim İyi yayınlar dileyin için sağ olasın. Ee, sadece kötü görünmekle kalmıyor arkadaşlar. Oyunun kontrolleri kötü. Emin olun sadece kötü gözükmekle kalmıyor yani. ha şuradan stat almak gerekiyordu. Belki onunla alakalıdır durum yani. Bu kadar düşük olma sebebimiz. Ee, şöyle yapabiliriz. Ama bu 5 puan. Kritik ihtimali. Damage. Ee, şunu alalım. Tamam mı? Milli damage %5'i alalım. Kılıçla alakalı bir hasar veremiyorum. Bizim elimizdeki silah mızrak galiba. Mızrak poğulla mı giriyor? Bilmiyorum. Ee, başlangıç için metkit alalım. Sonra 3 puanımız daha var. 400 resource ile başla. Blade damage, pol damage. Şu pol ya, Spear normalde mızrağın İngilizcesi spear onu biliyorum da. Ee, aksesuar kutusu boşsa %8 daha hızlı gider. Kritik %5 daha fazla. Abi şöyle yapacağız o zaman. Bu ne hocam? Arrow. Arrow'luk bir şey de yok. Ve biraz da hızlı gitme adam. Haydi bakalım. Abi bütün her şey malzeme ile yapılıyor crafting'ten. Milli silahtır, şudur, budur, range weapon'dır, aksesuardır. Diğer kullanılabilirlerdir. Her şey için aynı birim. Böyle farklı farklı şeyler yok. Bu arada şu ee, tıklarken ki o klik klik sesi var ya. Onu çok düşük yapmışlar abi. Ben tam olarak sağır olmadım. Amacına ulaşmamış o. Biraz daha yüksek yapsalardı belki amaçlarına ulaşabilirlerdi yani. Henüz sağır olmadım biliyor musun? Bak bu sefer diğerinden daha iyi bir ramdayız. İlk başta o trade seçmeyi unuttuğumuzdan galiba. Butcher knife kola. Peki bu butcher knife'ı ne yapacağım? Güzel. Sakin sakin temizledik bak. Evet evet evet. Ya, başarılı. Başarılı. Biraz daha zorlarlarsa sağır olacağım. Biraz daha zorlamaları lazım ama. Şu an hala kulaklarım duyuyor. Ee, şimdi bence bizim elimizde bulunan milli silah şu an gayet iyi. Aksesuar için bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Can kaybetmedim. Ee, bununla beraber şu e, silahı misal Butcher Knife benim bir işime yaramayacak bir silah. Bunu dönüştürme şansım var mı onu merak ediyorum. O direkt yere atıyor. Bunu dönüştüremiyorum galiba ya. Yani Salvage'lama seçeneği falan aradım biliyor musun? Dedim belki böyle dönüştürürsek daha rahat olur diye. Mesut hoş geldin. Valla Oğuz abim galiba trade puanını unutmayın bir daha diye öyle şey yapıyor. Sağır cezalandırıyor oyun. Çok tasvip ettiğim bir yöntem olmasa da olsun. Crafting level 1. Wooden armor 300. Ee, wooden armor giyersem ne oluyor? Movement speed'im biraz daha düşüyor. Ölmekten iyidir be abi. Aldım. Giydim wooden armor'u. Süpermarket'in olduğu yere gideceğim. Neye yarayacak bilmiyorum bu arada. Süpermarket daha mı zorludur? Acaba Abi bu Medieval bayağı iyiymiş ya. Ateşli silahın rezilliğinden sonra. Bu ne işe yarayacak? 92 damage. Bunun zirağım daha iyi. Şunları bir at hatta. bak bunları böyle bir salvajlaması falan gerekmez mi normalde ya? Bak oyun hoşuma gitti şu an. Abi e, resource. Bak tek birim resource var. Bandajı da aynı itemle yapıyorsun. M4 a de aynı itemle yapıyorsun. Bununla alakalı sorunum yok ama işime yaramayan materyalleri falan çeviremeyecek miyim? Hani kaynak puanı olarak. Demek ki öyle bir detay yok. Oyunun satış fiyatını bilmiyorum bu arada. E, 60 TL falandı galiba. Türkçe dil desteği yok. E, ve bana dün verdiler oyunu. Ay gırtlağına sıçtığımın. Ve bana dün verdiler oyunu. Oynamak için sabırsızlanıyordum dün. Aa revolver. Bence revolver'ı ikiye verirsin ya. Abi revolver niye bir numaralı silah? Silahlar arasında geçiş yapabilirsin diyor ya. Üzerine gelip ikiye bassam. Tutup sürüklemiyor da. Cenab-ı Rabbil Alemin. Cenab-ı Rabbil Alemin. Hocam oyunu tasarlayan arkadaş böyle sakat falan herhalde ya. Normal insan böyle bir şey yapmaz çünkü. Tutup sürükleyemiyorum, koyamıyorum. Sol klik ekipmanı kuşanır diyor. Ve ananın... Canım Spear'ın yanına kuşan. Hani ikinci silah olarak çekeyim. Estriyancım 8. ayın kutlu olsun sağ olasın. Abi o haritadan kaynaklı silah siyah herhalde ya. Benim Capture'la alakalı bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum ama fırlatma bıçağı. Fırlatma bıçağını nereye kuşanıyorsun kral? He iki numara fırlatma silahlarına ait. Ne olursa olsun bir numara diğer silahların. İster mili kuşan ister menzilli kuşan. Anladım iki şey yapamazsın. Evet abi e, araştırma tuşuyla yerden alma tuşunu da aynı tuş yapmış. süpermarketin raflarını ararken tekrardan attığım silahları arıyorum, alıyorum. Resin powder. İlla ki bir işe yarıyordur. Mineralli su. Mineralli su. Yani şu an yemek ve su ihtiyacı yaşayacağımı zannetmiyorum. Yemek ve su ihtiyacıyla karşılaşacağımı. Abi vallahi ben de anlamadım ya. Lan Tamam buralarda bir şey yok galiba Ya oyunu oynamak istiyorum Gerçekten oynamak istiyorum ondan sinir yapıyorum Dostlar hani Teknik anlamda böyle felaket olmasın da Oynayabilirim anladın mı Çünkü güzel bir iş çıkacak gibi Yani bundan en azından ben öyle hissediyorum Tamam leave location bir loot'a gittik. Şimdi bu powder ne işe yarayacak? Bak şu sesi. Kral biraz daha gürültülü yapın. Vallahi bak bak. Böyle ben sağır olmam. Hah oh bak. Yerinden sıçratın adamımına koyayım. Yani rahat oynayamasın anladın mı? Bunu tasarlarken böyle yapın kanka. Şimdi bunlardan birini craftlama niyetinde değilim. Ee, şey falan craftlayabiliyor muyum? Bizim e, bu Spear'ı, Spear değil mi bu? Port Spear'ı bufflayacak bir şey yapabiliyor muyum? Spear handle mobility'si ve kritik e, Rate'i artıyor. Peki şu an pek bir şey arttıramıyorum. Burada benim yapacağım bir şey var mı? Hani şu powder ne işe yarayacak onu merak ediyorum ben. Ha ekipman slotunda kuşandığım zaman powder ne yapıyor? Garip bir şekilde resim powder. E, fırlatma silahlarının ekürütisini ve atak speedini arttırıyor. Paldır ne alaka ya? Sakin ol ya oğlum. Sakinim ya. Bunlar fırlatma silahları. Bunlardan yapmayacağım. Pickaxe falan da yapmayacağım. Belki ileride bir halbert falan yapabiliriz. Nasıl puan kastımı falan da bilmiyorum. Ya bana hadi işte gidelim nokta atalım demediğiniz sürece ben çok sakinim. Mantığı anladım. Gece hor geliyor. Gündüz loot'a gidiyorsun abi. Ve gitgide kendini geliştire geliştire. Hayatta kalabildiğin kadar hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ama yani mili silahı çok çok daha fazla beğendim. Halberdi basabilirim bu arada. Ve her hayatta kaldığım gece için sol alttan puan alıyorum. Mili atak power, mili kritik rate. Evet evet evet. Gün atlarken de hani sağır olmadım kanka. Hala duyuyorum. O yüzden başarısız sayıyorum sizi. Biraz daha hani sarı edercesine şey yapılabilirdi. Atak speed 1.43. Bu spear'in atak speed'ine kadar 1.67. O kadar da kötü olamaz. Olmadı spear kalsın benimle. Maksimum can %2. Maksimum can %4. Ha su can yeniliyor. Diğerleri maksimum can arttırıyor. Okey. Su ve first aid kit can yeniliyor. Okey. Beğendim. Beğendim. <laughs> Sevgili grafiker sorma. Tekrardan başladı. O tekrardan başladı o muhabbet. Warehouse'a ya da Fire Station'a gidebilirim. Warehouse'a gideceğim ya. Ya da tehlikeli bir alana gidebiliyoruz. Bu koop olarak da oynanabiliyor bu arada. Okey. Dediğim gibi milli oynamak daha çok hoşuma gitti. Şöyle sakin sakin ilerleyelim. Böyle basılı tuttuğunda ya da başka bir şey yaptığında skill mikil gelmiyor. Herhalde olayımız hani hayatta kalabildiğimiz kadar hayatta kaldıktan sonra öleceğiz kanka bir tur. Bir tur öldükten sonra işte e, gelecek buraya ne bileyim sağ klik yaptığımda saplayacak bir şey yapacak falan. Warehouse depoydu değil mi? Shotgun Oha. E, Fork'ı istemiyorum. Ama shotgun'ın kullanım limiti var galiba da shotgun'a gerek yok ya. Bu shotgun mermili. Diğerleri sınırsız. Anladım. Bandana gibi bir şey mi verdin kral? Kırbaç. Gel. Mermi. 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 Mermi eğlenceli barbant diye diye böyle kırbaç atmak. Ya bence hoşmuş. Oha elektrikli testere. E bunların satıldığı bir yer olmalı hacım. Yani üzerime itam yağdırıyorsun. <laughs> <laughs> Abi envanter slotu düşük bir de e, hani bu itemleri bari bana geliyor mesaj bu arada. Bu itemleri bari salvajlayabilelim. İtem de salvajlayamıyorum yani alıyorum itemi de bende kalıyor öyle. Ben bu karakteri sevdim bu arada. Bu karakterle daha uzun süre hayatta kalırız. Hadi motorlu testere dursun da bari. Yani bilmiyorum. Testerenin durmasının da bir gereği yok. Spear'ın de gereği yok. Bunun da gereği yok. Niye biliyor musun? Çünkü ben bu Halbert'le e, oynayamam belki diye testereyi alacaktım. E, Halbert'le de oynayabiliyorum Haldır Huldur. Okay. Buranın tek kazanımı galiba bana bandaj gaming oldu. Abi sorma. Bari ya salvage atılsaydı. Ya şey olsaydı. 13. atılabilirdi ya da dediğim gibi envanter çok olabilirdi. Teşekkür ederim Juggernaut. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Tam bu arada şikayetlenmelik bir şey yok. Ben alıştım oyuna. Okey. Biraz hani dediğim gibi ses dinamiğinden yana şikayetçi olmak dışında hiçbir sorunumuz yok zaten. Cips. O maksimum damage'i arttır. Şey maksimum e, canı. Maksimum canımız var. Armor'umuz var. Ama dediğim gibi yani şey, ha, lan bunun deposu varmış ya. O silahların hepsini depoya koyabilirmişim. Uvu. Uvu. <laughs> evet envanter dar ama eee Uvu. İyi bari yani medkit'i ve bir tane bandaj dursa yeter. Medkit'i ve mineral suyu koyayım. Bir tane bandaj dursun. Salvajlama muhabbeti de burada. Salvajlama muhabbeti de burada abi. <laughs> <laughs> Dediğimin her şey, dediğim her şey varmış bu arada. Aşkım hoş geldin. Ee, Ceyhun'um 5. ayında selamlar iyi yayınlar demiş. Ceyhun'um hoş geldin. dostlar. Dediğim her şey varmış. Sadece biraz... Ben buranın tamamını crafting table sandım. Ondan dolayı bir sorunumuz oldu. Uvu. Uvu. <laughs> Gelemedim aşkım dışarıdayım. Bebeğim kendine dikkat et yavrum. Albert'i çok sevdim bu arada. Eşşoğlu su. Tamam, resource buluruz buradan. Bir tur daha mı geliyorsun? Ha, anladım, 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 anladım. Dostlar, muhabbeti şimdi anladım. Muhabbeti şimdi anladım babuş. Muhabbet ne biliyor musun abi? her gece üstüne katlanarak geliyor. Evet bu sesten hala rahatsızım. Her gece üstüne katlanarak geliyor. Yani şöyle şimdi ilk gün bir gece savaştım bir wave geldi. ikinci gün iki wave, üçüncü gün üç wave, dördüncü gün dört wave falan gibi gelecek. Okey o mantığı anladım. Silahları parçalayıp malzeme elde etmek için burayı kullanacağız. Depomuz burası onu da çok çok iyi anladım her seferinde level alıyoruz ve şöyle bir şey yapılabilir misal. Şimdi million knockback. Knockback alırız. Envanter solutu alabiliyoruz. Artı 4 tane. Abi okey. Bak oyunu çözdükten sonra ben bu oyuna yapıştıracağım. Şurası tehlikeli lokasyon galiba. Ben gitmek istiyorum abi. Ben tehlikeli lokasyona gitmek istiyorum. Bu adam lokasyon tehlikeli. Bizim depoda buradaymış. Kral şimdi şöyle yapacağız. Anasını satayım. 6 tane mineralli suyu aldım. Bunu da bastım. Ne kadar can kaybedebilirim anladın mı? Ne kadar tehlikeli baba. Beni tek tedirgin eden tükürenler. Tükürenler olmadığı sürece sorun yok. Bir de bunların elinde bir şey var galiba. Ateş etmiyorsunuz değil mi? Yani ateş eden zombi gibi bir konsept yok yani. Armorum var paşam. Ateş etmiyorlar da bunlar bıçak çekiyor. Sinerji zombi galiba. 50 kuruş diye koşturuyor. Gerçi o tarife de değişmiş olabilir de. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Kim sıkıyor. Kim ateş ediyor moruk? Tamam okey 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 ben oyunu anladım. Ben şu an oyunu anladığım için sıkıntı yok. Ve Teringa'nın içinde kalmışım lan. İki tur oyun oynayana kadar. Zombi niye M4 tabirle bana dalıyor bilmiyorum da ben oyunu anladım abi. Ben olayı anladım. Aynı adamdan devam edeceğim. Bak. 15 birim puana hiçbir bok açılmıyor mu lan? En az 40 altına falan açılıyor galiba. Rararararam bak. Buradan gidilecek. Ama hiçbir upgrade alamıyorum. Research. Trade. Artı bir aksesuar slotu. Armor durability %25 falan. Tamam. Bir bok kazanamamışız abi. Bir bok kazanamamışız. O yüzden hayatta kalamamışız. Bir de bunun multisi falan var ha. Tahmin ettiğim gibi kimse yok. Kimse yok. Çok fena araya aldılar. Aniden öldürdüler abi. Aniden. O kötü oldu. Okey. Ben e, tekrardan aynı karakterle oynuyorum hocam. Muhabbeti anladım. Muhabbeti anladım. Bizim bence başlangıç ekipmanlarımız da iyiydi. Ha. Her 15 puan için artı bir verebiliyoruz buna galiba. Shield, Defense, Defense, Angel. Bak bu ne? Defense %20. Ama can %50'den aşağıysa. yüzde %40 ama can %50'den aşağıysa galiba. Bunları istemiyorum. Sanmana şey ver. Mini Damage ver. Mini Damage ver. Ondan sonra... Shield Defense ve Defense Angle var. Sevgili Bendarn, Prime Avantajı ile 3. ayında teşekkür ederim Bendarn. 3. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Hoş geldin. Oğuz abim görüşürüz. Geldim. Bilader artık itham salvıcılama muhabbetini falan da biliyorum. Her türlü hallederiz. Demek ki direkt hocam ya her roya merro deyip böyle kendimizi delikanlı bilip lönk diye şeye girmeyeceğiz abi bu. Ama ilk gece de iki defa geliyorlar. İki wave geliyor ilk gece de. Oo çok iyi abi. Çok iyi ekipman verdi. Belki direkt armor falan kasabiliriz yani. mili mobility kritik Movement speed mili atak power çok hızlı koşmama gerek yok mili atak power ver yeter nereye gitmek istiyorum kabin ve süpermarkete kabin ve süpermarketten kötü ayrılmadım abi şu kalkanla böyle bir bloklama bloklama bir şey olsaymış. 100 birim bir Oha. 100 birim kral. Baya baya resource düştü lan. Mızrakla alakalı bir şey almadım zaten. Sadece miliye hasar veren aldım. Bir kılıç mılıç mı denesek acaba? Vay be. Bunların ağzı açılmış. Maksimum canımı arttıracak şeyleri kullanıyorum. Kırbaçı falan çevireceğiz. Şurada içeride kutular var. Dışarıda alınabilir bir şey var. Stamina gibi bir şey yok. O yüzden rahatım. Bu ne? Tool damage ve tool critic rate. Ee, Çekişmek hiç kullananlar için galiba. O buyurtlar için. Mızrak ya da halbert olabilir işte. Bu nedir hocam? Spear Thrower. E, Nızrak fırlatışı. Atak speed arttırıyor. Range arttırıyor. Okey. Bence bu güzel. Güzel bir şey verdi gibi bize. Lazer. Handgun ve SMG'nin ikisi sir ekürüsisini arttırıyor. Geçen sefer burada daha çok yemek vardı ya. Suyunu iç canını fulle. Sandviç. %6 maksimum cana hayır demem. Bilmiyorum ki şu canın yanındaki 300 yazan şey ne? Mana ya galiba mana çünkü skill puanları falan var da benim karakterin hiçbir Skill yok şu anlık. Bu kalan hepsini disarmlayacağım. Bak bende 420 birim parça var. Crafting. Dayı. Ee, Halbert iyiydi ya. Ben Halbert'i beğendiydim. Sen bana Halberd'i ver. Ötekini parçalarız. Aksesuar. Aksesuar. Bir de spear handle tak aksesuar olarak. Tamam. Bir de wooden chest ver. Abi armorumuz var. Her bokumuz var. Güzel. Bu gece rahat bir şekilde hayatta kalırız. Baksana yani saldırı hızını arttıran şey de var. Gerçi bu silah spear olarak geçmiyor galiba e, ee, Paul Weapon olarak geçiyor. Yani ha Paul Weapon'ın atak speed'ini arttırıyor zaten. Bizdeki özellik spagetti mi? Maksimum canı arttır. 357. Sevdim. Ama e, şimdi yani bu crafting table'ın bu crafting table'ın e, bir sıkıntısı var dostlar. Atattan devam mı? Movement speed mi? Biraz movement speed de alalım. Bunun bir sıkıntısı var abi. Basabileceğimiz her şey belli. Yani ne yapabiliriz? Halbertleri üst üste mi koyuyoruz? Şey mi yapıyoruz? Bir enchant sistemi falan mı var acaba? Ya da topladığımız ürün kadar mı altın puanı gidiyor acaba? Yani ne kadar fazla ürün toplarsak o kadar çok altın puanı geliyor ve skill kazanıyor, kazanılıyor falan. Hani buna benzer bir şey mi? Onu merak ediyorum. Süpermarket değil de Fire Station'a gidelim diyecektim. Evet, fabrikaya gittik. Okey. Satma muhabbeti yok. Salvage diyebiliyorsun. O da aynı birime denk geliyor. Yani aynı e, şeye denk geliyor. Ertekin Özgüven 5. ayında. Efendim teşekkür ediyorum. 5. ayınız kutlu olsun. Çok iyi. Önce bir buraları temizleriz. Sevgili ve kesene bereket. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kardeşim benim. Zaten ikisi bir arada içiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Kesene bereket. Ismarlanmaz olur mu canımsın? Teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Ama acayip sıcak ya. Bakmayın yani böyle... Duştan yeni çıkmama rağmen mahvolmuş vaziyetteyim. Düz iç ikisi bir arada zararlı ya siktir git ya. Zararlı olmayan bir şey mi var ya? Abi de double barrel shotgun'ımız oldu. Oha! M4. Bu M4 mü? Galiba M4 A1. Ve bu. Bilader insanların hayatına karışmayın. Yani. Karışmayın kanka. O iyiliğini istiyor muhabbeti değil. O iyiliğini istiyor muhabbeti değil. O bir süreden sonra artık hani özel hayatı tacize giriyor anladın mı? Sana ne abi istediğimi içerim istediğimi kullanırım ya. Kaldı ki ikisi bir arada kahve. Yani siktir git kral ben istediğimi içeyim istediğim gibi yaşayayım. Sen bin yıl yaşa koyayım kahve içmeden. Kaç yaşındasın Shadow? Bana bir söylesene. Engin bilgi birikimlerimizi kıyaslayacağım. Vs atalım seninle. Oo güzel bir item'la alakalı bir şey geldi. 19. Kral yaşında varmış aslında. <laughs> yaşında varmış aslında ama. Tarhan'ın banlamalık bir şey yoktu ya. Ama sen bilin. Ay 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 ay. Abi hiç sevmiyorum insanlarla uğraşmayı ya. Değil mi? Yaptığım işe nazaran ne kadar da <laughs> mantıklı. Molotov kullanmayacağım. Bir double barrel çatkanım var bir tane de rifle'ım var elimde. Abi insanların hayatına karışmamayı öğrenmeniz lazım ya. Yani gerçekten bu öğrenmeniz gereken bir şey. Yok anlamalık bir şey yok ya. Samet abi zor oldu 19 deyince. Mesut ben 30 yaşındayım yarram. Oğlum kendiniz niye böyle konuşturuyorsunuz ya? Yani niye insan olamıyorsunuz? Ben yaşını daha ufak zannettim ama günün sonunda şöyle bir gerçek var. İnsanların hayatına karışılmaz. Anladın mı? ama ben sizi niye karşıma alıp konuşuyorsam? Bak Vallah'i Ucundasınız kral. Ucundasınız. Ucundasınız abi. Bugün adam harcayasın var mı? Var. Abi ikiniz de siktir olup gidiyorsunuz hemen komünitimden. İkiniz de hemen siktir olup gidiyorsunuz komünitimden. Hemen derhal siktir olup gidiyorsunuz ikiniz de. Amına koduklarım. Birine insanların hayatına karışmamayı öğreteceğiz. Diğerine şeyi öğreteceğiz. 19 yaşında deyince Samet abi zor oldu. 30 yaşındayım amına koyayım. İsterse 49 desin. İkiniz de siktir olup gidiyorsunuz hemen. Amına koduklarım sizi. Sizin vereceğiniz abonelik parasını sikerim ha. Adamın asabını bozmayın şurada. İnsan gibi yayın izliyorsanız izleyin. Bana kodumun bebeleri. Benim abone chatim daha kötü ya normal chatten. Hiç yoktan normaldekiler R diye sızlıyor. Siktir git diyoruz. Vuruyoruz kafasına geçiyoruz ya. Oğlum ne? Bu? Neyse. Ha biri 25 biri 25. Biri direkt artı 25. Herhalde artı 25'i alırım ya tahminimce. Öyle tahmin ediyorum. Evet sevgili dostlar. Youtube'dan izleyip vakit ayıran herkese çok çok teşekkürler efendim. Benden bu videoluk bu kadar. E, bu oyuna bir tur daha devam ederiz muhtemelen. Çünkü oyun benim hoşuma gitti. Yani oyun oynanabilir durumda bir sıkıntısı yok. Oyun benim hoşuma gitti. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Sadece şu an TR kasma muhabbetinin yolunu arıyorum. Yani silahın üzerine mi artı basılıyor? Bir şey mi yapılıyor? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Bir de ee, bir güzel bir armor aldık böyle %60 defans arttıran. Herhalde zor öleceğiz ama şu crafting table'ı yükseltmenin falan illa bir yolu vardır. Her neyse efendim kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.